kendinizi tanıtabilir misiniz? İsmim Nuh Erdoğan. Türkiye'de 15 milyon emekliden birisiyim şu anda. Gebze'de burada kent meydanında imza kampanyası başlattık. Diyelim ki niye başlattık? Çünkü 9 milyon, 15 milyon emeklinin 9 milyonu şu anda 7500 lira emekli maaşıyla yaşam mücadelesi veren bir emekli grubuyuz. Bunun için burada imza kampanyası başlattık Gebze Kent Meydanı'nda. Bütün mağdur, bütün emekçi, bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, imza kampanyamıza destek vermenizi rica ediyorum. Burada şuna diyorum bütün vatandaşlarımıza, 7500 lirayla geçinilemediği için tepkilerini burada gelip imzalarıyla beyan etmelerini istiyorum. Burada da tüm kamuoyunu vicdanına bırakıyorum. 7500 lira maaşla geçinilebilir mi diyorum. Buradaki arkadaşlarımıza da, emek veren arkadaşlarımıza, emekli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaşanabilir ücret için temennimiz budur. Gebze Kent Meydanı'nız ve bundan bir hafta öncesinde, belki daha fazla, iki hafta öncesinde düzeltiyorum ve bir Ankara yürüyüşünüz olacaktı ama engellendi. Onun hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi 7500 lira maaşla geçinemediğimizi kamuoyuna ve kamuoyu oluşturabilmek adı altında 3 tane gönüllü arkadaşımız, Ramazan Töngel, Özgür Kotan ve Selçuk Süzen arkadaşımız, gönüllü olarak biz Ankara'ya bu emekli maaşlarımızı yaşayamadığım, emekli maaşımız yetmediğini, çünkü ev kiramızın 10 bin lira olduğu bir Gebze'de 7500 lira maaşla yaşanımı duyarlılığını tüm Türkiye'ye duyurmak için buradan Ankara'ya yürüyüş kararı alındı. Bizler de bütün bu arkadaşlarımıza, 3 gönüllü, cesur arkadaşlarımıza her konuda destek olmak adı altında yanlarında olduğunu bildirerek yürümesi için Gebze'de kaymakamlık ve Kocaeli'de valiliğe izin talebinde bulunduk. İzin talebimizin sonucunda trafikte güvenliği sağlayamadıkları için izin verilmedi. Bu tepkimizi kamuoyuna ulaştıramadık. Bizler de burada kent meydanında bir basın açıklaması yaparak kamuoyuna bu işte duyarlılığı kamuoyu oluşturmak adı altında basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Ve buradan da yürüyüşümüzü sembolik başlatmak için Eski Çarşı ve Yeni Çarşı'da bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüşün ardından hala bir duyarsız bir hükümetimizin ze karşılık burada Kent Çamlık Parkı'nda arkadaşlarımızla birlikte oturma eylemine başladık. Oturma eyleminden sonra imza kampanyasıyla bunu resmiyete dökmek için imza kampanyası başladık. Ve topladığımız imzalarımızı da Sayın Cumhurbaşkanımıza ileterek yaşayamadığımızı, bu sefalet ücretiyle geçinemediğimizi beyan etmek için imzalarımızı toplamaya başladık. Hem yürüyüş, hem de imza kampanyası, hem de oturma eylemi, üçü bir arada gerçekleştirdiniz basın açıklamasıyla beraber. Burada emekliler tabii geçiremiyorlar, 7500 lira alan emekli ücretleri var. Bir de bildiğim kadarıyla 7500'ün altında olan emekli maaşları var. Onlar da maalesef geçiremiyor çünkü bir kira oldu 4000-5000 lira, hatta o kira, o fiyatları bile kira bulunamıyor. Nasıl geçiniyorsunuz? Vallahi bu geçin şu anda vicdanımıza, kamuoyuna diyorum ki herkesin bir evladı var ve geçimini sağlayan evlatları var. Bizler 7500 liraya geçinemediğimiz için evlatlarımızın eline bakar duruma geldik. Bu ülkemizde bir Türk geleneği, kültürü, büyüklere bir saygı vardır. Nedir? Büyüğümüz geldiğinde saygıdan ayak ayak üstüne atmayız. İşte yanında sigara içmeyiz. Büyüğün bir değeri vardır bu ülkemizde. Aynı tutarlılığı, aynı ahlaki tutarlılığı da hükümetimizden görmek isteriz tabii. Bu ülke büyüklerine saygı da duyulması gerektiğini, yeteri kadar yaşanabilir bir ücret verilmediği için büyüklerine saygı verilmediği konusunda biraz sistemimiz var bu konuda. Büyüklere saygı istiyoruz. Geçimimiz gerçekten zor.
İşte birçok arkadaşımız krediyle, kredi kartıyla dönüyor. Birçok arkadaşımız işte memleketinden gidip orada erzaklarını tamamlayarak geçim sağlamaya çalışıyor. Birçok arkadaşımız, tekrar söylüyorum, çocuğunun eline bakar bir durumda. Bu bizleri çok derinden üzüyor. Bir büyük olarak evladına vermesi gerekirken evladından bir yaşam için para talep etmesi bizleri en büyük ve üzmüştür ve derinden de, yani vicdanen çok rahatsızız. Bu konuda da ülkemizden duyarlılığı davet ediyorum. Yani gerçekten açlık, hem açlık sınırı hem de yoksulluk sınırının çok çok altında bir ücret alıyorsunuz. Asgari ücret de keza öyle. Ek iş yapıyor musunuz yoksa sadece emekli misiniz? Evet, birçok arkadaşımız şu anda mecburen çalışmak zorunda kalıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız biz dönem demişti, çift dikiş. Mecburuz. Başka alternatif yok. Yani birçok arkadaşımız çalışmak durumunda. Kalıtımsal hastalıklarımız artık 50 yaşından sonra vücudumuzda artık işlediği için birçok arkadaşımız çalışamıyor, çalışamaz durumda. Ve birçok işveren de hasta olan arkadaşlarımızı işe alamadığı için onların durumları çok 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 daha vahim bir durumda. Peki, çok teşekkür ederim. Başka söylemek istediğiniz bir şeyler var mı efendim? Burada bu duyarlılık Türk milletinde bütün vatandaşlarımızdan, emeklilerimizi birazcık daha büyüklere saygı, büyüklere özveri istiyoruz. Nasıl biz büyüklerimize saygıyı kusur etmiyorsak, hükümetimizden de bu ülkenin büyüklerine saygıyı rica ediyoruz. Bu konuda yaşanabilir en düşük emekli maaşının, yani devletimizin belirlediği asgari ücret seviyesinin altında olmaması gerektiğini tekrar tekrar buradan dile getirmek istiyoruz. Herkese bir de şimdi şöyle, devlet memuruna %85 artış yapılırken, işte işçiye %60 zam artışı verirken, işte kamu bankalarına %100 maaş artışı yapılırken emekliye %25 verilmesi, burada ülke vatandaşları içerisinde bir ayrımcılık olduğunu düşünüyorum. Bizlere itibar edilmediğini, aksine biz yıllarca primlerimizden bu ülkeye katkı sağlamış, ülkenin kalkınması için emek vermiş insanlarız. Ve karşılığında da bize 7500 liralara layık görülmesi bizleri hem üzmüştür. Ve kamuoyunun da vicdanına bırakıyorum. Yaşanabilir bir ücretler alarak yaşamayı da hükümetimizden talep ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi hem 7500 lira %25 zam verildi ama o da kök maaş üzerinden zam verilmişti. Orada bir farklı düzeltme yapalım. Ramazan abi, sen neler söylemek istersen? Önce kendini tanıt istersen. Ramazan Töngel ismim. Gebze Emekli Yaşa Takılanlar Dernek Başkan Yardımcısıyım ve bir emekliyim. Şimdi biz bu zamlar ilk açıklandığı zaman ben bireysel olarak o mecliste kabul edildikten sonra ya bir şey yapmam gerektiğini hissettim ve o gün Ankara'ya yürüyüş kararı aldım ben kendim. Sağ olsun Özgür Kotan ve Selçuk Süzen arkadaşımız da bana destek oldular. Ayrıca Nuh Başkanımız ve EYT Derneği'ndeki arkadaşlarımız da bu yürüyüşümüzü desteklediler. İşte izin verilmiyor çünkü hükümete karşı bir şeyiniz olduğu zaman izin verilmiyor. Biz izin istediğimiz dönemde Bolu Belediye Başkanı Bolu'dan Ankara'ya yürüdü. Yani burada bir ayrımcılık yapıldı. 3 tane vatandaşını maalesef jandarma biz koruyamayız dedi ve bizim yürümemize engel oldular. Biz de işte burada oturma eylemi yapıyoruz. Ya biz aslında emekliler olarak çok bir şey istemiyoruz. Ya biz insan onuruna yakışır bir ücret talep ediyoruz. Nasıl asgari ücret 11.402 liraysa en az olması gereken rakam budur. Emeklinin hakkı budur. Dediğimiz gibi 7500 lira maaş veriyorlar emeklilere ama bunun bir kök maaş denen bir olay var. Çoğu emekli arkadaşımız, yaklaşık 7-8 milyon kişi bu 7500 üzerine çıkamadılar zamla beraber. %25 zam 7500'e gelmedi, kök maaşa geldi. Ve çoğu emekli zor durumda gerçekten. Şimdi benim iki tane çocuğum üniversiteye gidecek.
Benim eşim çalışıyor, ben emekliyim. Ya kara kara düşünüyorum, bu iki çocuğu nasıl okutacağız biz diye. Yani emekli gerçekten zor durumda ve bu maaşla imkansız, geçinmek imkansız. Biz Gebze Kent Meydanı'nda bir imza kampanyası başlattık. İnşallah biz burada bir kamuoyu oluşturarak, bunu tüm ülke geneline yayılarak, ya 15 milyon kişiden bahsediyoruz. Ve %70, %80'i bu 7500 civarında maaş alıyor. Çoğu %80 asgari ücretin altında maaş alıyor. Ben soruyorum size, yani elinizi vicdanınıza koyun. Ya gerçekten bu emekliye yakışacak bir ücret mi? Biz markete gidiyoruz. Bize markette siz emekli misiniz? Veya ona göre bize fiyat indirimi yapmıyorlar. Herkesin yararlandığı gibi her şeyden biz aynı şeylerden alışveriş yapıyoruz. Aynı yerlerde yemek yiyoruz. Aynı marketlerden alışveriş yapıyoruz. Aynı okullarda çocuklarımızı okutuyoruz. Bizim bir değişik bir hayatımız yok yani. Bunun için ben hükümetimizden gerçekten insanoğluna yakışır. Ya büyüklere davranılması gereken şekilde bir maaş beklentimiz var. Bunun için de biz buradan hükümet yetkililerine sesleniyorum bir kez daha. Lütfen bu emekli maaşlarını istenilebilir, yaşanılabilir bir seviyeye çekmeleri gerekmektedir. Ve bunun için biz bugün buradayız. Ankara yürüyüşü kararımız devam ediyor. Bundan sonra yine biz dilekçemizi vereceğiz. Hani düzelene kadar, durumu düzelene kadar biz mücadeleye devam edeceğiz. Ve tüm herkesten rica ediyorum. Yani gerçekten tüm emekliler artık bir silkelenmesi gerekiyor. Ya bir kendilerine gelmesi gerekiyor yani. Evet her şeye şükür şükür ama o da bir yere kadar. Biz 7500 lira istemiyoruz. Teşekkür ediyorum. Ercan Öztürk. Ben de yeni EYT'den emekli oldum. Ben buradan Ankara'ya sesleniyorum. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'na. Sonra 600 tane milletvekiline. 7500 lirayla gelsinler. Şurada bir geçinsinler bakayım. Geçinebilirlerse ben kendimi bu Gebze Meydanı'nda yakacağım. Geçinebilirlerse. Yani onlardan rica ediyorum. Biz bir geçim refahı istiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz. Ben 33 sene devlete hizmet etmişim. Vergi vermişim. Yani emeklinin kaderi bu mu olması lazım? Yani hiç memur insan da emekli insan değil mi yani? Memura %17-55 zam veriyorsun. Artı seyyanın 8077 veriyorsun. Emeklilere %25 veriyorsun. Adalet mi bu yani? Biz adalet istiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz ya. Bize de seyyanın 8077 yapsın. Onu istiyoruz biz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Gerçekten çok ciddi bir şey. Çünkü dediğim gibi az cümlemin en başında da söylemiştim. Gebze'de ev kiraları eskiden yani 500 liraya 600 liraya tuttuğumuz evler şu an 4000 en düşüğüydü. Ve bulunabilirse tabii 7500 lirayla hem ev kirası verip hem de mutfağı dizip çocuk okutup gerçekten çok zor, çok çok zor. Allah hepinize sabır versin. Bir an önce her şeyin sorunu çözülmesine, kavuşmasına biz de temenni ediyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Emekliler adalet istiyor. Emekliler yaşanabilir bir ücret talep ediyor.